yeni ekonomi programında ön plana çıkan bazı başlıklar da var. Bu başlıkları da sizler için derledik. Örneğin yatırımlar ne olacak? Özellikle büyük yatırımlar ne olacak? Bu merakla bekleniyordu. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dedi ki mega altyapı projeleri yabancı yatırımcı ve uluslararası finansmanla hayata geçecek. Askıya alınacak mega altyapı projeleri ama uluslararası yatırımcı gelirse, doğrudan yatırımcı gelirse veya bu uluslararası piyasadan fiyatlanırsa o zaman bunlar yapılacak. Gıda fiyatlarına konusunda, enflasyonla mücadele anlamında gıda fiyatları konusunda ciddi bir takip yapılacak. Bir diğer önemli konu ki bunu birazdan detayını vereceğiz. Kira artışında üretici fiyatları yerine tüketici fiyatları esas alınacak. Bunun farkını birazdan aktaracağız çünkü ciddi bir fark söz konusu. Devam edelim bir sonraki grafiğimizde. Makam aracı, lojman ve sosyal tesis harcamaları sınırlandırılacak. Bu da kamuda bir tasarruf önlemi. Yine kamuda bir tasarruf, yeni hizmet binası yapılmayacak ve kiralanmayacak. Yeniden yapılandırmaya gidilmeyecek. Biliyorsunuz hani vergi yapılandırması, borç, vergi, ceza yapılandırması vardı. Yeniden yapılmayacak bu. Diğer taraftan ekonomiyi canlandırmak için bazı sektörlere, bazı alanlarda istisna, muafiyet ve indirimler yapılıyordu. Örneğin yeni eleman alımında, işçi alımında istisnalar, teşvikler vardı. Veya bazı sektörlere teşvikler vardı. Gayrimenkulde bunların arasındaydı. İstisna, muafiyet, indirimler kademeli olarak kaldırılacak. Lüks ithal ürünlerin vergisi artacak. Lüks ve ithal ürünlerin, ithal yoğunluğu olan ürünler ortaya çıkarılacak. Bunlar incelenecek ve vergi de burada düzenlenecek. Emlak vergileri gerçek değer üzerinden alınacak ki burada ciddi bir kayıp söz konusu diyor Berat Albayrak. Ve kıdem tazminatı, biliyorsunuz kıdem tazminatı konusunda kıdem tazminatı fonu gündemdeydi. Burada bir reformdan bahsediliyor. Kıdem tazminatı reformu yapılacak. Bu bir fon mudur yoksa başka bir düzenleme, bunu önümüzdeki günlerde görürüz. Zorunlu bireysel emeklilik sisteminde yeniden bir yapılandırmaya gidilecek ve atıl tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak. Bu da çok önemli. Zaten gıda konusunda, gıda enflasyonu konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Gıda üretiminde sıkıntı yaşıyoruz. Atıl araziler varsa bunların da kullanılması gerekiyor.